Merhabalar, ben Mireya Kay. Kuruluş Osman dizisinde Altıçak Hatun'u canlandırıyorum. Şimdi dizimizle alakalı küçük bir sohbet edeceğiz. Sete ilk geldiğinizde nasıl bir ortamla karşılaştınız? Biraz set ortamımızdan bahseder misiniz? Ya 4 sezondur buradaymışız gibi hissettirdiler sağ olsunlar. Çok böyle çok yoğun da bir iş olduğu için biz bayağı böyle 4 sezondur buradaymışız gibi hissettik. Çok sıcakkanlılardı. O yüzden diyebileceğim şeyler bunlar yani çok çok sıcak bir yer burası. Tabii ki çok zor şartlar altında çekiyoruz ama bu zorluğun içinde gerçekten çok sıcakkanlılık olduğu için de bir şekilde o zorluk aşılıyor yani. O yüzden çok böyle bir zorlanma gibi bir sorunla karşılaşmadık yani. Sizin gözünüzden Altıçak Hatun karakteri nasıl biri? Ya sert gözüken ama içi çok pamuk olan bir karakter olduğunu düşünüyorum ben. Kendini çok göstermek istemeyen, duvarları olan bir karakter Altıçak Hatun. Ama biraz böyle Aktemur'a karşı aslında hem göstermek istemese de yine de gözleriyle, bakışlarıyla böyle küçük o pamukçukluğunu göstermeye çalışıyor bence. Sette en iyi anlaştığınız kişiler var mı? Varsa kimler? Ya dediğim gibi böyle 4 sezondur buradaymışız gibi hissettirildiğimiz için ya herkese çok samimiyiz. Herkes de bize çok samimi sağ olsunlar. O yüzden böyle kişi veremeyeceğim ama tabii ki yani hani Aktemur'la, Baran'la daha fazla sahnem olduğu için, annem babamla daha fazla sahnem olduğu için onlarla daha samimiyim tabii ki. Sette kullandığınız ve özel hayatınıza taşımak istediğiniz bir eşyanız var mı? Varsa nedir? Şu an üzerinizde mi? Ya şu an üstümde değil, hançerim. Zaten şey yapıyorlar, dalga geçiyorlar benimle böyle hançer vermeyelim sana sen yoksa hançerliyorsun birilerini falan diye. Ya hançer normalde hayatta ilk kez gördüm böyle hançerler. Bu yüzden olmasını isterdim galiba. Bir tane hançerim olsun isterdim. Yani çok güzel duruyorlar. Sette unutamadığınız bir anınız var mı? Varsa kısaca bahsedebilir misin? Tabii ki. Yani burada çok fazla anı var ve gerçekten çok acayip şeyler yaşayabiliyoruz. Setim ilk günü, şimdi biz eğitim aldık zaten başlamadan önce. Bir buçuk ay arası bir eğitim aldık. At binmek, işte pusat kullanmak, işte kılıç kullanmak gibi. Şimdi setimin ilk günü atla sahnem vardı, yeni şehire girişim vardı. Orada mesela şaha kalkıyorum. Daha önce hiç kalkmamıştım ve çok panik olmuştum. O yüzden benim için dünyanın gerçekten şimdiye kadar oynadığım en zor sahne diyebilirim buna. Çünkü orada hem oynaman gerekiyor, hem bir atı dizginlemen gerekiyor, hem şaha kaldırman gerekiyor falan. Bayağı titreyerek oynamıştım o sahneyi yani. Unutamadığım bir anım olabilir o. Aktemur ve Altıçak çifti süreci nasıl devam ettirecek sence? Bir öngörün var mı? Yani tabii ki daha biz de tamamen bilmiyoruz ne olacağını. Bakalım senaryo ne senaryoda ne yazılacak, ne yazacaklar bilmiyoruz ama ya ben yani Altıçak'la Aktemur aşkının büyüyeceğini ama bir engeller çıkıp da gerçekten engeller çözeceklerini düşünüyorum yani. Zaten şu anda da aynı şekilde engeller çözüyoruz. Ama bir atışma var aramızda. Bir hani kaçan kovalanır vardır ya birazcık o kaçan kovalanır durumlarındayız şu an bence. Ama Altıçak da çok asi bir karakter, Aktemur da çok delikanlı bir karakter. Bunların böyle birbirlerine açılmaları birazcık bir şey olması lazım yani. O ne olacak onu çok merak ediyoruz biz de gerçekten Aktemur'la biz de merak ediyoruz yani. Kuruluş ailesine ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Her çarşamba Kuruluş Osman ATV'de. Hoşçakalın.